Evet sevgili seyirciler, şu anda Marmara Yapı AŞ'deyiz ve Marmara Yapı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Orakçı'nın bugün yurt dışından misafirleri var. Bu misafirler öyle sıradan misafirler değil ve ülkemize ciddi yatırımlar yapacak misafirler ve Küveyt Sanayi Bakan Yardımcısı ve o bölgede ünlü bir iş adamı Bedir El Otalbi buradalar ve ben şu anda Vehbi Başkanıma soruyorum. Sayın Başkanım, Türkiye'de güzel hizmetlerinizi görüyoruz ve yurt dışında da Irak gibi bir Zor bir yerde ülkede. zor bir ülkede de Kerbela'da önemli hizmetler yaptınız ve Türkiye'de yaptığınız hizmetler göz ardı edilemez. Belediye başkanlığı döneminizden beri farklı bir gelişiminiz var ve bugünkü burada misafirimiz Sayın Bakan Yardımcımız ve ülkenin iş adamlarından ünlü iş adamlarından birisi. Bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, hani Allah'a hamdolsun şirketimiz için, ülkemiz için ve Kuveyt için inşallah hayırlara vesile olacak bir iletişim, bir diyalog. Hem bize orada çok büyük ölçekte projeler önerildi, milyar dolar ölçekli projeler önerildi. Şu anda üzerine çalışıyoruz ve o projeleri alma niyetimiz güçlü, onların da verme niyeti güçlü. Kısmet olursa sonuçlanacak ve başlayacağız. Diğer yandan da kendilerinin ve çevresindeki diğer iş adamlarının Türkiye'de yatırım yapma düşüncesi de var. Biz de hem kendi projelerimizi onlara sunacağız hem de farklı projeleri sunacağız. Onların burada yatırım yapmasını sağlayacağız. Çünkü Kuveyt biliyorsunuz Körfez ülkeleri içerisinde en zengin ülkelerin bir tanesi. Büyük bir sermaye var. O sermaye işte Avrupa'ya, İspanya'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye gidiyordu büyük oranda. Ama son 10 yılda, 15 yılda Türkiye'deki hani gelişme, büyüme ve Araplara dönük olan sevgi ve ilgi artınca onların da buraya ilgi ve sevgi artıyor. Dolayısıyla hem kendi ağzından hem de diğer iletişim kurduğumuz yetkililerden İstanbul'da özellikle yatırım yapma konusunda güçlü bir niyet gördük. İnşallah biz de onlara rehberlik ederek, onlara samimi olarak yüreğimizi, gönlümüzü, projelerimizi açarak bu imkanı sağlayacağız. Çünkü Türkiye ve İstanbul şu an gelişiyor, büyüyor. Bugün bir haber okudum. Dünyada konut fiyatlarının en hızlı yükseldiği üçüncü şehir İstanbul. Üçüncü şehir yani iki şehir Çin'de, üçüncüsü İstanbul'da. Demek yani Amerika, Avrupa kıtası içerisinde Çin'deki iki şehri saymazsak İstanbul birinci sayılır. Bu çok büyük bir değer İstanbul için. Dolayısıyla biz bu vizyonu kendileriyle paylaşacağız. Bugün bölgemizi gezdireceğiz. İnşallah İstanbul'a Beylikdüzü'ne yatırımlarını çekmeye çalışacağız. Ve diğer yandan da şirketimiz biliyorsunuz yurt dışı taahhüt şirketi aynı zamanda. Kuveyt'ten de bize çok büyük bir hani deniz doldurulmuş bir arazi var. O arazide 5.000 konut inşa edilecek. Onu bize vermeyi planlıyorlar. Kısmet olursa inşallah oraya da başımı arz ediyoruz. Sayın Başkanım, Küvette ve burada sayın iş adamıyla birlikte mi ortak mı bir Evet, çalışma yürütüyorsunuz? doğru. Planımız, düşüncemiz o şekilde. Yani oradaki projemize kendileri ortak etmek suretiyle, buradaki şeyimize de onlar ortak etmek suretiyle karşılıklı dayanışmayı ve sağlam bağları kurmak istiyoruz. Evet, burada anladığımız kadarıyla Marmara AŞ ve Küveyt, evet kendi holdingleriyle ortak bir iş yürütülecek. Evet, biz size teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Türkiye'de yaptığınız etkinlik ve aktivitelerle birlikte Küveyt'e de bir şeyler İnşallah. katabileceğinizi düşünüyoruz ve Sayın Bakanıma kısaca ben ülkemizi nasıl buldunuz? Neden ülkemize yatırım yapmak istiyorsunuz? Yani dünyada bir sürü Müslüman ülkeler varken neden Türkiye diyorum? يقول لو قصيرة معلش لماذا تركيا؟ لماذا جئتم على تركيا وتفكرون في مشاريع الاستثمار في تركيا؟ بالعكس تركيا أنا أراها قدوة الآن، قدوة من قدوات أنت كما قلت الآن، يعني ثالث بلد نمو سريع في العالم. نعم. فتركيا بالعكس الآن تركيا من أكبر الشركات موجود عندنا بتركيا، ماسكة مطار الكويت، مطار واحد الحين شركة تركية ليماك ماسكة مطار الكويت كله. نعم. احنا عندنا العمالات والطرق والخدمات والبنية التحتية والمواني أغلبها شركات تركية، احنا مستعيدين معاهم في الكونستوريوم في المشاركة. بالعكس العمالة التركية من أجود الصناعات، المواد الماتيريال كلها التركي نعم. من أجود الصناعات الموجودة. فمن المنافس؟
يعني من المنافس الحين تركيا صار الرخام من أفضل من المصانع الإيطالية وأفضل من الصينية، المواد الميتيريال كلها التركية من أفضل وأجود الأنواع. فنحن في مشاريع التنمية عندنا بالكويت محتاجين للشركات الأجنبية ومحتاجين لمشاركة معنا. Diyor ben neden Türkiye'ye geldim? Az önce Vehbi Başkanımızın dediği gibi İstanbul gerçekten çok hızlı gelişen bir ülke, bir şehir ve o şehre bir katkımız olsun. Aynı zamanda karşılık olarak biz Kuveyt çok İstanbul'a karşı biraz daha geride kalmış. Biz o Kuveyt'i İstanbul'a yetiştirmemiz adına hem Türkiye'de hem İstanbul'da hem de biz Kuveyt'te başkanımızla birlikte beraber iş yaparak, adımlar atarak. Çünkü Türkiye şöyle bir ülke, artık rakibi olmayan bir ülke. Her konuda üretimde olsun, malzemede olsun, yapıda olsun. Bir örnek diyor, Limak firması, Türk firması Kuveyt'in en büyük havalimanını yapmakta şu an. 4,5 milyar dolarlık bir iş aldı. O şekilde Türkiye gerçekten artık bize Türkiye'liyiz. Türkiye'de artık biz de sanıyoruz. Ben artık Türkiye'ye geldiğimde kendi ülkem gibi sayıyorum. İstanbul'a geldiğimde kendi şehrim gibi geziniyorum artık. İnşallah bu şekilde de Türkler de Kuveyt'e gelerek bizim yaptığımız projelerde kendilerini bir Türkiye İstanbul'daki gibi sayacaklar. İnşallah bu projeleri tamamlayarak daha ileriki zamanlarda büyük imzalar atacağız. Evet Sayın Bakanım, Beylikdüzü'nü nasıl buldunuz? Vehbi Orakçı'yı nereden buldunuz? Vehbi Orakçı'yı nasıl buldunuz da böyle bir iş imkanı aradınız yalnız? يقول كيف تعرفت على سيد وهبي أوراقچي وكيف لقيتموه؟ أنا بالنسبة لي أنا كمستثمر أبحث عن كشخص أنا شخص بسيط ماسك عدة شركات، بديت من الصفر. فسيرة الأستاذ وهبي جذبتنا له، حتى إحنا استدلينا عليه بالطريقة، حتى جبنا أسرتنا معاه، عرفنا له. فسيرة السيد وهبي سيرته الصراحة هي اللي جذبتنا قبل نشوفه. الله يبارك فيك. Sorunuzda öncelikle Beylikdüzü'nden önce neden Vehbi Orakçı diye sordunuz. Vehbi Orakçı, çünkü ben özgeçmişine baktığımda Vehbi Orakçı'yı kendime benzettim bir yandan. Sıfırdan başlayarak bu seviyeye gelmiş bir iş adamı. Gerçekten çok onura oldum. Yani kendim ona benzeterek ve kendisini de Dubai'de bin Raşid'e benzeterek, yani gerçekten çok benziyorlar. Beylikdüzü'nü bu kadar geliştirmiş bir kişiyle neden çalışmayayım düşüncesiyle, özgeçmişini çok beğenerek buraya geldim ve şunu da söylediler. Ailesiyle ilk kez bir iş toplantısına beraber katıldılar. Çünkü gerçekten ayrı bir his oldu benimle. Ve bu bağda inşallah derin şekilde bağlayacağız. İnşallah. Evet, ben çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanıma, Sayın Vehbi Orakçı'ya. Evet sevgili seyirciler, Büyük Türkiye Dergisi, ben Nezer Karayün, hoşça kalın, dostça kalın.